Bu iktardan sonra mukaddime, yani giriş kısmıyla devam ediyoruz. Mukaddime. Ey insan, ey insan, kat'iyen bil ki, kat'iyen bil ki, insanların ağzından, insanların kafununi ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli. İşmam demek dinsizliği hissettiren, dinsizlik kokan dehşetli kelimeler var. Ehli iman, yani Müslümanlar, iman ehli, bilmeyerek, ehli iman bilmeyerek istimal ediyorlar. İstimal ediyorlar, yani kullanıyorlar. Ehli imanın, Müslümanların, inanan insanların telaffuz ettikleri, ağzından çıkan bazı kelimeler var. Fakat aslında bunlar imanla bağdaşmayan, itikadımıza da ters kelimeler, cümleler. Fakat bilmeden, farkında olmadan Müslümanlar bunları kullanıyorlar, bu kelimeleri. Peki neymiş bunlar? Mühimlerinden 3 tanesini beyan edeceğiz. Birincisi, evcedetül esbab. Evcedetül esbab, Arapça bir ibare olarak. Yani esbab, sebep kelimesinin çoğulu. Sebepler anlamında. Yani esbab, bu şeyi icat ediyor. Bu nasıl olmuş dediğinde sebepler yapmış. Esbab bu şeyi icat ediyor, var ediyor, yaratıyor anlamında. İkincisi, teşekkele bi nefsihi. Yani kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor. Teşekkül etmek, oluşmak, şekillenmek anlamında. Demek ki Müslümanların kullanmış olduğu, farkında olmadan, bilmeyerek kullanmış olduğu dinsizlik kokan, dinsizliği hissettiren kelimeler, iki tanesi buymuş. Evcedetül esbab, yani esbab bu şeyi icat ediyor, var ediyor. İkincisi de teşekkülün nefsi, kendi kendine oluyor, bitiyor. Üçüncüsü, iktizatü tabia. Şuradaki lam-ı tarif okunmuyor. İktizatü tabia. Yani tabiidir. Tabiat iktiza edip icat ediyor. Yani ağaçtaki bir elmayı kim verdi diye sorulduğunda tabiat verdi veya tabiat ana verdi gibi çok yanlış kelimeler, cümleler kullanılıyor. Bu şekilde 3 tane kelimeyi söylemiş olduk. Evet, madem mevcudat var. Yani mevcudat, vücudu olan her şey, varlıklar anlamında. Madem mevcudat var, inkar edilmez. Varlık, mevcudatın varlığı inkar edilmez. Hem her mevcut sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor. Hem her mevcut, yani canlı olsun cansız olsun, her varlık sanatlı ve hikmetli vücuda geliyor, var oluyor. Gelişi güzel, sıradan, mizansız, intizamsız olarak değil de belli bir düzeni olan, sanatı olan, hikmeti olan, her şeyi yerli yerinde olarak var ediliyor. Hem madem kadim değildir, yani başlangıcı olmayan bir şey, başı bilinmeyen çok eski bir şey değildir, kadim değildir. Yeniden oluyor. Yani bir başlangıcı var, yenileniyor, tazeleniyor, tekrar var oluyor. Herhalde ey mülhit, ey dinsizliği savunan, inançsız olan kişi, herhalde ey mülhit, bu mevcudu, mesela bu hayvanı, mesela bu bir kuş olabilir, bir kaplumbağa olabilir veya çok sanatlı, rengarenk tüyleri olan süslü tavus kuşu olabilir. Ya diyeceksin ki, şurada kafununi var, ikinci tekil şahıs olduğu için, esbab-ı alem onu icat ediyor. Yani alemdeki, kainattaki sebepler onu var ediyor. Bu sebepler güneş, hava, su, toprak gibi mesela, rüzgar gibi, bunlardır esbab. Yani
Yani esbabın içtimaından o mevcut vücut buluyor. Yani türlü sebepler bir araya geliyor. O hayvanı, mesela o kuşu demiştik, vücuda getiriyor. Ya bunu söyleyeceksin, kabul edeceksin. Veyahut ikinci şık olarak kendi kendine teşekkür ediyor. Nasıl oldu? İşte kendi kendine vücuda geldi. Kendi kendine bütün unsurlar, elementler bir araya geldi, toplantılar. O kuşun gözünü, kanatlarını, tüylerini, gagasını vesaire oluşturdular diye kendi kendine teşekkür ediyor. İkinci şık olarak bunu söyleyebilirsin. Veyahut tabiat muktezası olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor. Veyahut da bu mevcudatı tabiatla açıklayabilirsin. Veyahut dördüncü şık olarak da burada da Osmanlıca olarak 4 yazıyor. Bir Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle icat. Bir Kadir-i Zülcelal'in, yani Kadir her şeye gücü yeten, Zülcelal celal sahibi, azamet, büyüklük sahibi anlamında Cenab-ı Allah'ın bir sıfatı, bir ismi. Kadir-i Zülcelal'in kudretiyle, gücüyle, kuvvetiyle, kudretiyle icat edilir. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Bu dört yoldan başka yol yoktur. Yani bir şey ya kendi kendine olur, ya sebepler onu yaratır, ikinci şık olarak, ihtimal olarak. Veyahut tabiat onu yapar. Veyahut da her şeye gücü yeten, bütün o unsurlara, elementlere, sebeplere sözünü geçiren, onların üzerinde tasarruf sahibi, kudreti, gücü her şeye yeten yüce bir yaratıcı tarafından bunlar var edilir. Aklen başka bunların haricinde bir yol yok. Veyahut da bizim de inanmış olduğumuz Cenab-ı Allah'ın yaratması. Evvelki üç yol muhal, battal, yani batılın mübalağası bu. Çok batıl, çok yanlış, çok akıldan uzak. Mümteni imtinadan geliyor. İmtina, yani imkansız olan. Gayr-ı kabil, olması mümkün olmayan gayr-ı kabil oldukları kat'i ispat edilse bizzarure ve bilbedahe dördüncü yol olan tariki vahdaniyet. Dördüncü yol olan tarik yol demek, vahdaniyet, yani Allah'ın var ve bir olduğunun yolu. Şeksiz, şüphesiz, sabit olur. Buradaki metot bu. Yanlış olan diğer üç yolu, ilk üç şıkkı yanlış olduğunu, imkansız olduğunu, batıl olduğunu, olmasının mümkün olamayacağını ispat edince doğrudan doğruya dördüncü yol olan Allah'ın yaratması şıkkı ispat edilmiş olur. Normalde Risale-i Nur'un bütününde, aslında Risale-i Nur eserlerinin Allah'ın varlığına ve birliğine doğrudan delil getirir. Doğrudan bunun örneklerini, misallerini gösterir ve ispat eder akli, mantıki delillerle. Veyahut da sadece Allah'ın varlığına değil, melaikenin varlığına, nübüvvet, haşir meselesine hep böyle doğrudan doğruya delil getirerek ispat edilmiştir bunlar. Fakat bu risalede, Tabiat Risalesinde farklı bir metot olarak, ki bu metodun ismi sebr ve taksimdir, yanlış olan şıkların yanlışlığı ispat edilir. Başka bir ihtimal de olmadığına göre son kalan dördüncü şıkkın doğruluğu, hakkaniyeti netice itibariyle ispatlanmış olur. Böyle bir metot Tabiat Risalesinde takip edilmiş. Mesela biz bir odanın içinde kilitli kaldık, kapı kilitli. Elimizde dört tane anahtar var. Dört tane anahtar var. Hangisinin kapıyı açtığını bilmiyoruz. Ama şunu biliyoruz ki mutlaka o dört anahtardan birisi o kapıyı açıyor. O kapının kilidini o dört taneden birisi açıyor. Birinci anahtarı taktık, çevirdik, açmadı. Doğru anahtar olmadığını gördük. İkinci anahtarı denedik, o da açmadı. Onu da gördük, bir kenara koyduk. Üçüncü anahtarı denedik, o da açmadı. Diyebilir miyiz? Dördüncü anahtarı takmadan, kapıyı daha çevirmeden, doğru anahtar budur, bu anahtar bu kapıyı açacaktır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çünkü o dört anahtarın dışında başka bir anahtar, beşinci bir anahtar olma ihtimali olmadığı için dördüncünün doğru anahtar olduğunu, kapıyı açacağını söyleyebiliriz. Burada da bu şekilde bir metot kullanılmış.